Geziniyor Bisiklet kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Bu hafta hep birlikte çok ilginç bir şey yapıyoruz. Daha önceden benden istediğiniz gibi bir bisikleti bir yerde sıfırdan topluyoruz. Şu gördüğünüz yol bisikletimin komple setini değiştireceğiz. Bisikleti bir versiyon üste, sonradan Tiagra'ya yükselteceğiz. Tekrar hepinize merhabalar arkadaşlar. Bir bisikletin donanımını yükseltmek istediğinizde aslında çok mantıklı bir işlem değildir arkadaşlar. Çünkü donanımın bir sürü parçaları var ve bunların maliyetini topladığınızda size bir bisiklet parasına gelecektir. Ha benim gibi kadroya hastaysanız, illaki kadro bu olsun, rengi de bu olsun diyorsanız o zaman yapacak başka seçeneğiniz kalmıyor. Aşağı yukarı ne maliyetlere geliyor? Aşağı yukarı minimum 1000 liradan başlıyor ve seçeceğiniz donanım türüne göre, donanımın seviyesine göre bu maliyet artabiliyor arkadaşlar. Şimdi ilk etapta bakalım bir bisikletin donanımını yükseltmek istersek hangi parçaları almamız gerekiyor? Şimdi tek tek ben size almanız gereken bisikletin komponentlerinden bahsedeyim. Bu arada ben Tiagra 4600'e yükseltiyorum yol bisikletimi arkadaşlar. Bir adet arka aktarıcıya ihtiyacımız olacak. Aktarım organlarından bahsediyorum. Aktarıcılardan bahsediyorum. Tabii aynı şekilde ön aktarıcısına da gerek olacak. İletim elemanlarına geçtiğimde hemen bir adet neye ihtiyacımız olacak? Bir adet rubleye ihtiyacımız olacak. Ben 12-30 bir ruble tercih ettim yol bisikletim için. Biraz daha yokuşlara daha uygun olsun diye. Ruble demişken başka neye ihtiyacımız olacak? Tabii ki ayna kol takımına ihtiyacımız olacak. Bu da kaçlıktı yanlış hatırlamıyorsam yine ikili 50-34 bir ayna kol tercih ettim. Ayna kol, ruble, bunların arasında iletimi sağlayacak ne var arkadaşlar? Zincir. Üzerinde 7'li 8'li set var. Üzerinde 7'li 8'li bir sistem var. Onun zinciriyle bu bakayım 10'lu sistem olması lazım. Onun zinciri 7'li 8'linin daha kalın, 10'lunun ise daha ince. O yüzden yeni bir zincire ihtiyacınız oluyor. Aynı şekilde 9'lu sistemlerde de biraz daha farklı bir kalınlığa sahip zincirler. Bunu da dipnot olarak vereyim. Devam ediyorum. Sistem değiştiği için ne oldu? Fren, yani STI kollarımızı da değiştirmemiz gerekiyor. Yine Tiagra'nın bir sene önceki bu daha önceki modelin 4600 yanlış hatırlamıyorsam şu anda 4700 serisi olması lazım. Onlarda da şuradaki yazılar falan biraz daha siyah oldu. Bunlar da biraz daha benim daha çok hoşuma gidiyor. Metal renklerindeydi. Aklınızda bulunsun. Ve tabii son olarak ön ve arka fren bacaklarını da değiştiriyorum. Yani gördüğünüz gibi arkadaşlar bisikleti tamamen bir Tiagra sistemli, Tiagra donanımlı bir bisiklete dönüştürüyor. İlk etapta zincirimizi söküyoruz. Bunun için zincir sökme aleti kullanıyoruz. Zinciri söktükten sonra arka tekerimizi söküp rublemizi sökeceğiz. Bunun için de gördüğünüz gibi ruble center lock anahtar, center lock aleti, İngiliz anahtarı, açık ağızlı ayarlı kullanıyorum ben ve ruble sökme aparatı kullanacağız. Rublenin hemen ardından sıra aktarıcılara gelecek. Onun için de şöyle tel kasma aletinden ve alyan takımından yardım alacağız. Onu söktükten sonra sıra gelecek ayna kola. Fakat ayna kolu ben başka bir videoda, önümüzdeki haftalarda başka bir videoda yayınlayacağım için bu kısmı pas geçiyorum arkadaşlar. Bunu diğer videodan önümüzdeki hafta beni takip ederek görebilirsiniz. Arkasından nereye gelecek sıra? Fren bacaklarımıza gelecek. Fren bacaklarımızı sökeceğiz. Hemen ardından üzerlerindeki kabloların tamamını çıkartacağız ve sıra gelecek fren vites kollarımıza, yani yol bisikletinde olan STI kollara, STI kolları da sökerek bisikletin demontajını tamamlamış olacağız. Şimdi arkamda görüyorsunuz sarı civciv oldu. Yolunmuş civciv. Üzerindeki tüm komponentleri söktüm. Sadece ve sadece üzerinde şu anda kadrosu
tüm çıplaklığıyla duruyor. Kadrosunu da bir güzel sildim. Üzerinde ufak tefek çizik var mı diye kontrol ettim. Neyse ki herhangi bir çizik de yokmuş. Ben bu konuda ciddi takığım arkadaşlar. Kadro benim için en önemli şey. Neyse, gelelim şimdi videonun ikinci bölümüne. İkinci bölümde komponentleri yavaş yavaş üzerine takıp işte STI kollar, fren vites kabloları, frenlerdi, aktarıcılardı, ayna koldu, rubleydi. Teker teker toplayacağız. En son ayarlarını yapacağım. Ve bisikletimiz Fuji Sarı Civciv eski günlerine daha güçlü bir şekilde dönmüş olacak. Gördüğünüz gibi bisikletimizin artık seti komple değişti. Artık üzerinde full Tiagra set var. Sportif 2.3 bisikletimin üstündeki donanımı bir tık daha yükselterek Tiagra'ya yükselttim. Tek tek açıklamadım videolarda ne yaptığımı ama aşağı yukarı püf noktalarını sizin için çektim. Önümüzdeki hafta başka bir videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar.